bu konuya derinlemesine daldım ve size bununla ilgili bir özet vermek istiyorum. Bunlara bir diğer isimle PFAS kimyasalları denir. Onlara sonsuz kimyasallar denmesinin sebebi çevrede binlerce yıl boyunca kalmalarıdır. Temelde bizi yavaşça zehirlerler. Amerikalıların %97'sinin kanında bu PFAS kimyasallarına rastlandı. Yağ hücrelerimizde bulunurlar. Ayrıca anne sütünde ve özellikle içme suyunda da bulunmuşlardır. Bu kimyasallar kesinlikle kanser, hormon sorunları, özellikle tiroid Karaciğer hasarı ve üreme hasarıyla bağlantılıdır. Ancak konunun ne kadar üzücü olduğuna rağmen gerçekten iyi bir çözümüm var. Bu pifas kimyasalları her yerde bulunur. Teflon mutfak gereçleri, gıda ambalajları kullanarak bu kimyasallara maruz kalırsınız. İtfaiyeciler kullandıkları köpükten bu kimyasallara maruz kalırlar. Birçok konserve üründe bulunur. Yani maalesef her yerdeler. Bu kimyasallar ilk olarak 50'lerin başında veya 40'ların sonunda çevremize girdi. Tabii ki EPA veya FDA gibi kurumların bu kimyasalların çevremize girmesine izin vermeden önce bazı güvenlik testleri yaptığını düşünebilirsiniz. Gerçek şu ki bazı devlet kurumlarının bu konuda bir şeyler yapmaya başlaması yakın zamana kadar olmadı. Ancak ilk sorum şuydu. Bu kimyasallar neden genel olarak güvenli kabul ediliyordu? Şimdi, biliyorum ki bu birçok üretim firmasının kendi güvenlik çalışmalarını yaparak kimyasallarını çevreye sokmak için kullandığı bir boşluktur. Şu anda FDA'nın kullandığı test yöntemlerine bakarsanız yalnızca 6 bileşiği tanımlıyorlar ama aslında 600'den fazla farklı bileşik var. Tabii ki EPA mevcut tüm kimyasallara kıyasla yalnızca bir kısmını test ediyor. FDA'nın gıda ambalajlarında bu PFAS kimyasallarının kullanımını durdurmak için üretim şirketleriyle gönüllü anlaşmaları aşamalı olarak sona erdirmeye başlaması bile 2020'ye kadar olmadı. Ancak bu yasakları henüz uygulamaya koymadılar. Ama tabii ki çiftçilerin çiğ sütleriyle uğraşacaklar. Görünüşe göre bu sonsuz kimyasallardan daha tehlikelidir. Önereceğim iki stratejiden biri bu kimyasallara maruziyeti sınırlamaktır ve şu anda en büyük maruziyet su kaynağınızdan geliyordur bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. İkinci strateji, ki bence bu çok iyi bir stratejidir, vücudunuzun bu kimyasallara olan toleransını artırmak. Ama önce şu su meselesini konuşalım. Çevresel çalışma grubu tarafından sonsuz kimyasallar üzerine bazı harika araştırmalar yapılmış ve yaptıkları şey, 25 pifas kimyasalını değerlendirerek su filtrelerinin bu sonsuz kimyasalları hangi oranda temizlediğini görmek oldu ve oldukça fazla filtreyi test ettiler ancak bu kimyasalların %100'ünü temizleyen yalnızca 3 filtre vardı ve bunlar benim önereceğim 3 filtredir. İlki Travel Berkey Gravity Filtresi olarak adlandırılıyor. Bu yaklaşık 327 dolara mal oluyor. Bu biraz pahalı. İkinci filtre Clearly Filtered olarak adlandırılıyor. Bu 90 dolarla ikinci en pahalı filtredir. Üçüncüsü ise yaklaşık 19 dolara mal olan Zero Water. Şimdi bir şeye yatırım yapmadan önce buna bir bakalım. Çünkü bu su filtrelerinin ne kadar süre dayandığını bilmenizi istiyorum. 19 dolarlık Zero Water Filtresine bakalım. Filtreler sadece 75 litre kadar dayanır. Böylelikle tüm yıl boyunca yaklaşık 37 filtre satın almanız gerekecektir. Bu yüzden tüm yıl boyunca size yaklaşık 646 dolara mal olacaktır. Şimdi bir sonraki filtreye, Clearly Filter'da bakalım. Tamam, 90 dolar ve bu filtreler 378 litre kadar dayanıyor. Bu durumda yıl boyunca yaklaşık 7 filtre almanız gerekiyor ve maliyeti 436 dolardır. Zero Water filtresinden biraz daha ucuz. Şimdi en pahalı filtreye, başlangıçta yaklaşık 327 dolar olan Travel Berkey Gravity filtresine bakalım. Peki, kaç litre su filtrelediğini tahmin edin? 22.712,46 litre. Böylece bu filtre 8 yıldan fazla dayanacaktır hesapladığınızda yılda yalnızca 40 dolar harcamış olacaksınız. Bu kimyasalların çoğu su kaynağınızdan gelir. Bunlara maruziyeti en aza indirmek için bir şeylere yatırım yapmak iyi bir fikir olabilir çünkü bu kimyasallar biyolojik olarak birikir. Bu kimyasallar vücutta birikir ancak kolayca dışarı atılamazlar. Yine de bu toksinlerden bazılarını vücuttan atmanın yolları var ve şimdi bunun hakkında konuşmak istiyorum terleme veya saunaya girme ile bu kimyasallardan bazılarını ter yoluyla atabilirsiniz. Kimyasallardan kurtulmanın bir başka ilginç yolu ise otofaji adı verilen bir süreçtir. Otofaji, aralıklı oruç ve uzun süreli oruç tuttuğunuzda vücudunuzu içine soktuğunuz bir durumdur. Bu durumda vücut eski, hasarlı şeyleri geri dönüştürür ve patojenlerden kurtulur. Bu, kimyasallardan kurtulmanıza ve vücudunuzu güçlendirmenize yardımcı olabilir. Çünkü oruç, hücrelerinize Birçok olumlu şey yapar. Bir diğer şey ise kızılötesi ışınların vücudunuzu detoksifiye etmeye yardımcı olmasıdır. Bu nedenle sabahları ve gün batımından önce güneşe maruz kalarak bol miktarda kızılötesi alabilirsiniz. Kullanabileceğiniz kızılötesi saunalar ve cihazlar vardır. Ancak kızılötesi bu kimyasalların bir kısmını detoksifiye etmenin bir yoludur. Ayrıca spirulina ve klorella, kimyasalları detoksifiye etme özelliklerine sahip algler gibidir. Şimdi ise vücudunuzu, biyokimyanızı güçlendirmekten bahsedelim. Vücudunuzda doğal olarak zehirlerden kurtulmanıza yardımcı olan bu harika şeyler var. Bunlara detoksifikasyon enzimleri denir. Bu yüzden vücudunuzun detoksifikasyon yeteneğini güçlendirmek çok ama çok önemli olacaktır. Dolayısıyla kükürt içeren herhangi bir şey size yardımcı olacaktır. Yumurta, sarımsak ve özellikle soğan gibi gıdalarda bulunur. Ancak bu kükürt bazlı bileşikler detoks yapmanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ayrıca lahanalar, brokoli, brüksel lahanası gibi turpgiller de var. Sadece kükürt açısından zengin değiller. Aynı zamanda detoksifikasyon sürecine yardımcı olabilecek birçok antioksidan içerirler. Ve tabii ki glutatyonunuzu güçlendirmede gerçekten önemli olan amino asit glutamindir. Bir tahminde bulunun en çok glutamini içeren şey nedir? Evet, kırmızı et yani kaçınmanız gerektiğini söyledikleri şey. Glisin de önemlidir ve bunu kollajende bulabilirsiniz ki kırmızı ette de bulunur. Bir hayvanın her kısmını yani başından kuyruğuna kadar tüketiyorsanız kemik suyu veya sığır kollajeni de tüketiyorsunuz demektir. Normalde sıkça tükettiğim yemeklerden biri bunlar ki bunlar gerçekten iyi bir detoks yemeğidir. Biraz biftek ya da köfte ve turpgillerden sebzeler ki en sevdiğim turpgil sebze lahanadır konuyu bir adım daha ileri götürmek için lahanayı fermente edebiliriz. Bunu neden yapmak istiyoruz? Çünkü probiyotikler de bu sonsuz kimyasalların yok edilmesine yardımcı olur, ancak sadece turşu çiğ olduğunda bu geçerli olur. Çünkü pastörize edildiğinde tüm mikroplar ölür. Yeşil lahana ile kırmızı lahana arasında bir seçim yapacaksak, kırmızı lahana tercih edin, çünkü o zaman ekstra antioksidanlar elde edersiniz. Bu kimyasallara maruziyeti azaltmaya başlayabiliriz, ancak toksik olmayan bir ortamda olmak gerçekten zordur. Peki durum böyleyse neden bu biyokimyasal yolları güçlendirmeyelim ki? Ve bunu yapmanın bazı anahtar besin maddeleri var ve şimdi onları listeleyeceğim. Selenyum, iot, bakır ve eser mineraller gerçekten çok önemlidir. Bu eser mineraller nereden gelir? Deniz ürünlerinden, kabuklu deniz ürünlerinden ve tahmin ettiğiniz gibi otla beslenen hayvan kırmızı etinden elde edebilirsiniz. Çünkü bu sonsuz kimyasallar tiroidi etkiler. Yeterli miktarda iot ve selenyum aldığınızdan emin olmak istersiniz. Selenyumu Brezilya fıstığından alabilirsiniz. Ayrıca kabuklu deniz ürünleri ve istiridyeden de elde edebilirsiniz. Size hemen başlamak için bir dizi şey verdim. Ancak bunu dikkatinize sunmak istedim çünkü maalesef yavaş yavaş zehirleniyorsunuz. Artık bununla ilgili ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere.